Selam dostum yeniden hoş geldin kanalıma. Eski Türk edebiyatındaki diğer türlerle karşındayım. Öncelikle bilmen gereken eğer sana edebi tür derse, tür görürsen içeriye bakacaksın. Sana tür diye sorduğu zaman içerikten bahsediyordur. Bunu sakın unutma. Dersin başında hemen aklına yaz. Hadi bakalım. Tevhidle başlıyoruz. Tevhid. Arapça bir kılma anlamına gelir. Allah'ın birliği, Allah'ın bir olduğuna inanma anlamında kullanılır. Allah'ın varlığına ve tekliğine dair yazı yazılmış şiirler tevhid adıyla Anılır. İlk tevhid örneği nedir? Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik'tir. Zaten dostum ilk tevhid, ilk münacat, ilk naat. Bak Kutatku Bilik bu üçü içinde ilktir. Bunları lütfen aklında tut dostum. O zaman ilk tevhid örneği sorarsa sana Yusuf Has Hacib'in Balasagun'da yazdığı Tapkaç Buğrahan'a sunduğu Kutatku Bilik aklına gelecek. Peki hocam geldim münacata. Bak bunu şöyle aklında tut. Münacat değil de müracat gibi aklında tut. Ne yapıyorsun? günahların için Allah'a müracaat ediyorsun. Ondan kendini affetmesini diliyorsun. Tamam mı dostum? Allah'a yakarış içeren şiirlerdir. Bağışlanmayı dileyen şair bu konu ile ilgili şiir yazar. İlk münacat örneği yine nerede? Kutatku birlikte dostum. Değil mi? Şunu da bilmen lazım dostum. Sinan Paşa'nın Tazarruname adlı eseri güzel bir mensur münacat örneğidir. Bunu da lütfen unutma. Geldim Esma-i Hüsna'ya. Esma-i Hüsna nedir? Allah'ın 99 ismidir. Allah'ın zaten tüm isimleri, tüm sıfatları en güzel olanlardır değil mi dostum? Bak burada da şöyle bir inanış var. Eğer sen Allah'ın tüm isimlerini ezbere bilirsen Allah'ın cennetine girebilirsin. Böyle derler. Tamam o zaman bir yerde Allah'ın isimleriyle ilgili bir şey görürsen aklına Esma-i Hüsna gelebilir dostum. Geçiyorum. Geldim Şatiye. Ya hocam bu Şatiye hani bizim bu halkede edebiyatında gördüğümüz şatiye mi? Evet dostum. Allah ile senli benli şakalaşarak konuşulan ama aslında öyle olmayan şiirlerdir. Alaylı bir dil kullanılır. Sana şatiyenin öncüsü kimdir diye sorarsa kaygısız aptal aklına gelebilir. Baba kaygısız bayağı iyidir. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Ümmi Sinan, Seyrani bak bunlar da şatiye yazmış insanlardır. Eğer bir şairin başında ümmi varsa okuma yazma bilmiyor demektir. Okuma yazma bilmeyenlere Ümmi derler. Tamam mı dostum? Ümmi Sinan. Bak bu adam da ne yapmış? Çok güzel şatiyeler söylemiş. Peki. Geldim. Naat. Naat nedir dostum? Hazreti Muhammed için övgü amaçlı yazılan şiirlerdir. İlk naat neredeydi? Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik adlı eserindeydi. Hocam ben başka hangi naatları bileyim? Eğer su kasidesi görürsen Fuzuli. Sözüm kasidesi görürsen Nefi. Efendim kasidesi görürsen Şeyh Galip bu üçünü adın soyadın gibi bileceksin. Eğer sana naat sorarsa bunların çıkma ihtimali baya bir yüksek dostum. Geldim Ahmediye, Muhammediye, Mahmudiye. Aslında hepsi aynı şeydir. Peygamberimizden bahseden manzum nasihat kitaplarıdır. En ünlüsünü kim yazmış? Yazıcıoğlu Mehmet yazmış. Onun Muhammediyesi. Yazıcıoğlu Mehmet'i bilirsen e zaten eserin adı da e, türün kendisi değil mi? Muhammediye. Aklında tutabilirsin dostum. Geçtim. Geldim Mevlid. Ya Mevlid ne? Hatta bizim Mevlid kandilimiz falan da var değil mi? Bak oradan aklında tutabilirsin. Peygamberimizin doğumu ve çocukluğu anlatılır. Daha çok manzumdur ve mesnevi nazım şekli ile yazılır. Bilinen en eski müstakil Mevlid Süleyman Çelebi'nin ve Sület'in Necat adlı eseridir. Bu da çok önemli bunu bilmen lazım. O zaman bir yerde peygamberimizin doğumu ve çocukluğu anlatılıyorsa nedir bu? mevlittir? Eğer tüm hayatı anlatılıyorsa siyerdir. Tamam mı dostum? Bunları sakın unutma. Geldim hilyeye. Peygamberimizin ve daha sonraları peygamberimizin yanında dört halifenin de iç ve dış güzelliklerinin anlatıldığı eserlerdir. Bak bunların en ünlülerini kim yazmış biliyor musun? Nahifi ve Hakani Mehmet Bey yazmış. Tamam mı dostum? Bunları unutma. Kimmiş? Nahifi ve Hakani Mehmet Bey. Bunlar neymiş? Önemli hilye yazan insanlarmış. Geldim. Kısası en ya enbiya demek peygamber demek değil mi? Evet yani enbiyaların, peygamberlerin hikayeleri değil mi dostum? Bir yerde peygamber hikayesi görürsen aklına kısası enbiya gelecek. Geçiyorum. Geldim. 40 hadis. Adı üstünde hadis. Ya hadis nedir hocam? Peygamber Efendimizin sözleri. E, o zaman 40 hadis ne oluyor? Peygamber Efendimizin en güzel 40 tane hadisini buluyorlar. Tabii bunlar güvenilir. Doğru hadisler olacaklar. Değil mi? Bak e, hadis konusunda güven çok önemlidir. Bunların yazıldığı, bunların belirtildiği kitaplar 40 hadis olarak geçer. Peygamber Efendimizin sözleridir. İlk 40 hadis Alişir Şir Nevai'nin yazdığı Neçül Feradis'tir. Bunu adın, soyadın gibi bileceksin. Daha sonra Kemal Ümmi'nin 40 Armağan adlı eseri de ilk örnekler olarak karşımıza çıkar. Buraya bir yıldız koyuyorum. Bunu lütfen Bil dostum, geldi Miraçname. Ya öğretmenim, bizim Miraç olayımız yok mu? Neydi o? Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği olay değil mi? O zaman peygamberimizin göğe yükselişi anlatılır. Siyerlerin bir bölümüdür. Ya siyer dediğimiz peygamberimizin hayatını anlatan eser değil mi? Evet, bak yan tarafta da o var. Peygamberimizin tüm hayatı anlatılır. O zaman Veysi'nin Siyeri Veysi ve Kadı Darir'in Siyeri Nebi'yi bileceksin. E zaten bak Veysi Siyeri Veysi bu kolay. E bir de Erzurum sorumlu kadı Darir var. Onun da siyeri Nebi. Nebi zaten peygamber demek. Bak peygamberimizin siyeri. Tamam dostum aklında tutarsın. Geçiyorum. Geldim. Gülü Satberk. Oo hocam bu ne ya? Bak Gülü Satberk. Yüz yaprak demek. Yüz yapraklı gül anlamına gelir. Divan edebiyatında yüz sayısına bağlı eserler bu şekilde isimlendirilmiştir. Diyelim ben bir tane şairim. İçinde atıyorum yüz mektup olan bir eser yazdım. O artık Gülisat Berktir. Ya da işte ben içinde 100 tane gazel olan bir eser yazdım. Gülisat Berktir. İşin içinde yüz görürsen, 100 bizim anahtar kelimemiz. Aklına ne gelecek? Gülisat Berk gelecek. Geldim i diye. iç zaten bayram demektir. Farsça kökenlidir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Nevruz Bayramı anlatılır. Bu kadar. Geldim Ramazaniye Tamam e hocam Ramazani adı üstünde demek ki Ramazan ayının anlatıldığı eserler olacak değil mi dostum? Geçiyorum. Geldim fütüvetname. Ya hocam fütüvetname fütüvet bak benim aklıma biraz tarih dersi geliyor. Sanki Ahi Evran'ın kurduğu bir ahilik kurumu vardı ve onun yani o kurumun uyulması gereken kuralları vardı. İdeal insan tipi falan anlatılıyordu. Değil mi? Ah işte bak bunlar neymiş? Fütüvet nameymiş. Genelde emir kipi kullanılır. İdeal insan tipi anlatılır. Ahi Evran'ın kurduğu ahilik ve ahiliğin kurallarının anlatıldığı eserlerdir. Zaten bunlar esnaf teşkilatıdır değil mi? Yani senin tabii ki namuslu ahlaklı olmanı isteyecek. Neden? Çünkü sen esnafsın. Halkı dolandırırsan ideal insan değilsin demektir. Milletin hakkına girmişsin demektir. Kendine yapılmayan bir şeyi ya başkasına yaptığın zaman nedir? Dini yıkmışsın demektir. Değil mi dostum? Bak bunları unutma. Geçtim. Bahariye. E hocam tamam ayı anlatılır. Nevruziye Tamam hocam bu da bahariye ile aynı yine bahar ayının anlatıldığı eserlerdir. Geldim hazaniye sonbahar anlatılır. Hazan şitaiye şita kış mevsimi anlatılır. Gazavatname fetih ve zaferlerin anlatıldığı eserlerdir. Eğer sana fetih anlatılırsa fetihnamedir. Zafer anlatılırsa zafernamedir. Hocam tamam her fetih bir zaferdir ama her zafer bir fetih değildir. Fetih olması için gidip orayı alman gerekiyor değil mi? Ama atıyorum bir meydan Muharebesinde de bir zafer kazanabilirsin Orada bir zafer var ama ortada bir fetih Yok demektir bunları lütfen Unutma dostum geçiyorum Geldim pentname pent Hocam burada bir atasözü yok mu Bir nasihat bir öğüt verme yok mu Var nasihat veren kitaplar Pentnamedir Güvahinin pentnamesini Nabinin hayrabatını ve Sümbülzade Vehbi'nin oğlu Lütfullah'a Yazdığı Lütfiye'yi lütfen Bil dostum bunlar çok önemlidir. Geldim seyahatname gezi yazısıdır. Seyyah yazar. Bak. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi, Seydi Ali Reis'in Miratül Memali'yi, Keçecizade İzzet Molla'nın Mihnet Keşan'ı, Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn'i, bak bu, bu arada nedir? Haç gezisini anlatır değil mi? Haç ziyaretini anlatır. Katip Çelebi'nin Cihan Nüma, bak bu eserler sorulma ihtimali çok yüksek olan eserlerdir. Ben buraya 3 yıldız koyuyorum, gerisini de senin vicdanına bırakıyorum. Bence burayı Ezberle dostum. Geldim sefaretname. Ya hocam seyahatname de gezi yazısıydı. Sefaretname de gezi yazısı. Nasıl bir fark var? Bak. Seyahatnameyi seyyah yazar. Sefaretnameyi sefir yazar. Ya hocam sefir nedir? Elçi, elçi. Yani seyahatname daha böyle coğrafyayla ilgili olurken sefaretname birazcık daha böyle siyasi'dir, diplomasi'dir. İkisi de gezi yazısıdır. Aradaki fark şu. Birini seyyah yazıyor, birini elçi yazıyor. 28 Çelebi Mehmet zaten bizim ilk elçilerimizdendir. Paris ya da e, Fransa Sefaret namesi ünlüdür. Bunları unutma. Değil mi? Bizim ilk geçici elçimiz kim? 28 Çelebi Mehmet. Aklında bulunsun dostum. Geçtim burayı da. Geldim. Şehrengiz. Bir şehrin ve şehrin içindeki güzelliklerin anlatıldığı eserler neymiş? Şehrengizmiş. İlk Şehrengiz 16. yüzyılda. Mesih'i tarafından yazılmıştır. Edirne şehrengizidir. Bizim bir ünlü Edirne şehrengizimiz daha var. O da bizim görme engelli zatimizin, kudretli büyük şairimizin yazdığı Edirne şehrengizidir. Hatırlıyor musun? Zati parayla başkalarına şiir yazıyordu değil mi? Aklımızda öyle tutmuştuk. Tamam o zaman biz bunları ne yapacağız? Bileceğiz hocam. Peki Dariye. Hocam Dariye ne ya? Cami, saray, köşk gibi yapıların çeşitli özellikleri anlatılır. Bu kadar aklında tut bunu bilsen yeter. Bunları görürsen işaretlersin. Siyasetname idarecilik ile ilgili bilgi veren eserlerdir. İlk siyasetnamemiz Kutatku Bilik'tir. Bizim önemli bir siyasetnamemiz daha var. Selçuklularda değil mi? Selçukluların ünlü veziri Nizami Mülk'ün siyasetnamesi. Geldim fahriye kişinin kendisini övmesi metiye kişinin başkasını övmesi hicviye kişinin başkasını yermesi bak bu üçünde de bizim kralımız kim nefi bak bu üçünde de nefi harika. Hocam ben fahriye ile metiye arasındaki farkı nasıl anlayacağım? Bak fahriye de genelde kendi mahlasını kullanır. Eğer yazarın kendi mahlasını görürsen kendisini övüyordur. Metiye de zaten övmek için yazdığı kişiyi övüyor. Yani kendisini överse fahriye, başkasını överse metiye. E hicviye de ne yapıyor? Başkasını yeriyor, onu eleştiriyor, değil mi? Bunları çok iyi bilmen lazım. Eğer Sihamı kaza, kaza okları görürsen aklına nefi gelecek. Biliyorsun bizim bir Gürcü Paşa vardı. Ona köpek dediği için idam edilmişti. Bak görüyorsun adam daha nasıl yersin. Sonra bizim şeyhinin harnamesi var. Yani eşekname. Şeyhi bir göz doktorudur. Padişahın gözüyle ilgili sıkıntıyı çözdükten sonra Padişah ona bir toprak veriyor. Bu da kendi toprağına giderken bunu köylüler bir güzel dövüyor. Ve e, İstanbul'a geri yolluyorlar. Ne yapıyor? Şeyh. Şeyhi de işte öküzün boynuzuna özenirken kendi kulaklarından olan bir eşeğin hikayesini yazıyor. Değil mi? Bak burada aslında kendisini ve diğer insanları ne yapıyor? Hicvediyor değil mi? Sonra bak Fuzuli'nin şikayet namesi var. Bağdatlı Ruhi'nin terkibi bendi var. Lütfen bunları da bil dostum. Buraya da bir yıldız koyuyorum. Çıkarsa Emek hocam demişti dersin. Geçti mi? Gel seninle biraz yakından konuşalım. Bunu iki videoda anlatmayı uygun gördüm. İlk video bitti. İkinci video bundan birazcık daha kısa olacak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok dikkat et. Aman çalışmayı unutma. Bay bay dostum.